Bir de arkadaşlar sevadı azam meselesi var. Kerem Ender sevadı azamdan bahsederek diyor ki işte peygamberimiz buyurmuştur ki ümmetinin çoğunluğu hata etmez. Siz çoğunluğa uyun İşte sıkıştığınız zaman işin içinden çıkamadığınızda çoğunluğa uyun diyor. Ya arkadaşlar hakikaten var ya bunu samimiyetle söylüyorum. Bilmiyorum belki de cahilliğinden söylemiştir. Yani, hani kırıcı da olmak istemiyorum. Ama eğer bilerek söylediyse var ya hakikaten bu öyle büyük bir cerbeze ki yani şeytan bunu görse emin olun ayağa kalkar ve alkışlar yani ayakta alkışlar bunu. Seva da azamdan kastedilen şey insanların çoğunluğu değil. ehli sünnet alimlerinin çoğunluğudur. Mesela diyelim ki bir konuda dört mezhep var ya. Üç mezhep bir şey söylüyor. Bir mezhep de tam tersini söylüyor. Üç mezhebe uyacaksın. Seva da azam budur. Mesela diyelim abdestle alakalı bir mevzu var değil mi? On tane alim böyle söylüyor. Bir tane alim de şöyle söylüyor. Sen o on alime uyacaksın. Mesela diyelim akideyle alakalı bir mevzu var değil mi? Alimlerin çoğunluğu diyor ki bu budur. Bir tane alim de diyor ki hayır bu budur. Sen o çoğunluğa oyacaksın. Yani burada sevad-ı azamdan kast şey alimlerin çoğunluğudur. Cumhurun görüşüdür, icmanın görüşüdür. Ama Kerem Öndör öyle bir anlatıyor ki sanki insanların çoğunluğuna oyacaksın. E kardeşim o zaman sizin mantığınıza göre yola çıkarak söylüyorum. Bugün Umman'da biliyorsunuz ki Umman devletinin resmi mezhebi hariciliktir değil mi? Adamların resmi mezhebi hariciliktir. Umman devletinde araştırabilirsiniz. Ne yani şimdi Umman'daki bir Müslüman sevada azama bakıp harici mi olsun? Veya Çeçenistan'da insanların çoğunluğu Kadirovistir, Kadiridir ve Kadirovcudur, zındıktır, Rus kuklasıdır. Ne yani şimdi Çeçenistan'da yaşayan biri Kadirovcu mu olsun? Gitsin Ukrayna'da mazlumları mı öldürsün? E ne yani şimdi İran'ın çoğunluğu Şii'dir. Ne yani şimdi İran'da yaşayan bir adam çoğunluğa bakıp Şii mi olsun? Bugün Lübnan'ın çoğu Şii'dir, Suriye'nin çoğunluğu Sayri'dir. Ne yani şimdi Suriye'deki Nusayri yoğunluğu olan bölgelerde insanlar çoğunluğa bakıp Nusayri mi olsun? Ey Keremendir. Ya bu nasıl bir mantıksızlıktır ya? Bakın cahilliği geçtim ha. Çünkü bilmiyorum belki bilmeden söylemiştir. Olabilir insanlık hali. Ama bilerek söylüyorsa büyük bir yanlıştır arkadaşlar. Sevada azamdan kastedilen şey insanların çoğunluğu değil. Alimlerin çoğunluğudur. Mesela alimlerimiz bir konu hakkında bir görüş söylüyorlar ya. Alimler daha çok hangi görüşü söylemişse biz onu alıyoruz değil mi? Mesela ben kendim Hanefiyim ama Hanefici değilim. Mezhep tasdukçusu değilim. Allah ayette ne diyor? Kullarıma kolay olanı söyle. Yoksa şeytan aranıza girer ve aranızı dağıtır. Birliğinizi bozar diyor. Bu yönden biz kolay olanı tercih ediyoruz değil mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ve la esir. Kolaylaştırın güçleştirmeyin diyor. Mesela bir hanefi olarak bazen hanbeliye uyuyorum, bazen şafiye uyuyorum, bazen malikiye uyuyorum. Bunları yapıyorum. Niye? Çünkü sevad azama uyuyorum ben. Alimlerin cumhuru ne söylüyorsa ben onu alıyorum. Sevad azama uymak budur. İnsanların çoğunluğuna uymak değildir. Allah Azze ve Celle arkadaşlar şu an ekranda da görüyorsunuz. Çoğunluğa uyanları nehyetmiştir. Çoğunluğa uyanları eleştirmiştir. Çoğunluğa uyanların ateşe gideceğini söylemiştir. Çoğunluğa uyanların saptacağını söylemiştir. Çoğunluğa uyanların sonunun helak olacağını söylemiştir. Çoğunluğa uymak değildir arkadaşlar sevada azam. Sevada azam alimlerin çoğunluğuna uymaktır.